merhaba arkadaşlar, ben Merke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün Siri'ye sorulmayacak bir soru var. Onu sakın sormayın. Şu an beni nereden izliyorsun bilmiyorum. Televizyondan mı izliyorsun, telefondan mı izliyorsun, bilgisayardan mı izliyorsun, tabletten mi izliyorsun, metaverse'ten mi izliyorsun ya da hologram teknolojisine sahipsin ve oradan mı izliyorsun ya da 2080'e zaman makinesiyle ışınlanıp oradan mı izliyorsun, nereden izliyorsun birader bilmiyorum. Ya da bunu 30 yıl sonra mı izliyorsun? Şu an onu bilmiyorum ama şu an izliyorsan eğer bu soruyu sakın Siri'ye sorma. Sana sesleniyorum hacı, bak sana diyorum, bak başkasına demiyorum. Sana diyorum, direkt sana diyorum. Sakın sorma, tamam? Bunu Siri'ye sorma. Aynı şekilde Google Asistan kullanıyorsan ona da sorma. Bu soru çok önemli bir soru. Ve Siri'lere güncelleme geldi. Bu soruyu soran yok. Ben soracağım. Bakalım ne olacak. 5-6 tane soru soracağım. Finalde tehlikeli soruyu soracağım. O soru, bakın o tehlikeli soru, daha önce sorduğum soruya benzemez. Çok tehlikeli bir soru, anlatacağım onu. Anlatmadan önce bu tarz videolar istiyorsanız Siri ile ilgili ya da Google Asistan veya Samsung Asistan'ın sen vardı, o da olur. Fark etmez. İstiyorsanız like'ı 15.000 yapın. Bakın her izleyen bir kere like atsa bunun serisinin devamı yedir. Yani like'a basacı basmıyorsun. Paralı değil bak gerçekten. Hani bazıları diyormuş like paralı, 1 lira falan diyenler var. 1 lira falan değil acı. Like'tan para kazanılmıyor. Bas şuna be. Bas aga ya. Şunu vur yumruğunu like'a. Kafayı bir koy like'a böyle. Vurdun mu? Oğlum bak televizyonu melevizyonu kırma, bak telefonu filan sonra benden bilirler. Yani normal bas işte, tık tık. Bastın mı? Tamam, anlaştık. Şimdi gençler, elimde Siri var ve bu Siri'ye sorular soracağım. Siri'nin güncelleme geldi Siri'ye. Yani Siri hem erkek oldu hem kadın oldu. Hem kadın olarak konuşabiliyorsunuz, sesi kadın oldu. Hem de erkek olarak konuşabiliyorsunuz. Ben ikisiyle de konuşturacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk önce hal hatır soralım. Siri nasılsın, iyi misin? Burada olmaktan mutluyum. Çok mu mutlusun lan? Anladığımdan emin değilim. Lan bir boku da anlasan. Zaten bu hep böyle biliyoruz. Anladığımdan emin değilim. Anladığımdan. Siri'ciğim beni özledin mi? Anladığımdan emin değilim. Bak bu çok böyle hani Google Asistan daha anlayışlı birader. Google Asistan'a diyorsun ki nasılsın, iyi misin? Ay canım sen nasılsın, iyi misin diyor ya, kibar. Siri'ciğim beni özledin mi? Anladığımdan emin değilim. Hay anladığın dile sokayım o zaman senin ben. Diyorum ki beni özledin mi? Özledin mi beni? Beni özledim. Anladığımdan hay, emin ananı değilim. Siri bomba. Bu konuda konuşmamayı tercih ederim. Bomba konusunda gençler şöyle bir şey var. Bomba nasıl yapılır ya da bunu bir arattığınız an harbiden yarın bir bezzatçıya gelebilir, rıza komiser gelebilir, evinize bir polis baskını olabilir. Bunlar tehlikeli şeyler. Google'da da, burada da bak bu da konuşmadı. Böyle şeyler tehlikeli. Ya bomba nasıl demedim yani bak. Ama tak konuşmayalım dedi. Anladın mı? Sıkıntılı diyor. Girme bu konuya diyor. Gireller sana diyor birader. Bana diyor, bana. Bak. Bomba. Bu konuda konuşmamayı tercih ederim. Anladın mı? Patlatırız diyor yani, anladın mı? Tık tık. Siri nöryon. Düşünüyorum da mutlak doğru yoksa mutlak doğru yoktur diye bir mutlak doğru olamaz. Dolayısıyla mutlak doğrunun olmaması bir mutlak doğru olabilir. Sanırım bir paradoksa hapsol. Siri kafana sokayım. Bir ne habere bu kadar cevap veremiyorsun. Doğru paradoks maradoks diyorsun. Ne anlatıyorsun Siri sen ya? Yazık değil mi bize ya? Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? O ne lan? Böyle bir şey. Anladığımdan emin değilim. Hay. Ben bir daha Siri videosu çekmeyeceğim. Like'a basma. Bu son. Ben bununla bir daha uğraşamam birader. Ben bu Siri ile bir daha uğraşamam. Ben sinirleniyorum bu Siri ile konuştuğumda. Ben neden bunu çekmediğimi hatırladım şimdi. Ben bunu zamanında çekmiştim, çıldırmıştım. Google Asistan çekebilirim de Siri için like'a basma, tamam. Siri, beni seviyor musun? Sana saygı duyuyorum. Lan seviyorum desene, neye saygı duyuyorsun bana ya? Ne kadar zor olabilir seni seviyorum demek? Ben diyebilirim ya. Dur. Siri seni seviyorum. Ah, beni şımartıyorsun. Buna nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. Bir boka da yanıt vereceğini bilsen zaten. Siri, seni seviyorum. Çok tatlısın. Eyvallah. Sen beni seviyor musun? Sana karşı büyük bir hayranlık besliyorum. Eyvallah. Ama bak seni seviyorum demiyor ya. Ben bu dur bakayım bir dedirttireceğim. Siri beni seviyor musun? Bence harika birisin. Beni seviyor musun? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Hayır, sevgi yemekti kardeş, ne emeği. Tamam, bana beni sevme, tamam mı Siri? Sen benden nefret et. Nefret edemem ki. Neden ki? Çünkü taksitini ödüyorum hala. Nasıl bir şey yaptıysanız artık. Haşırttı Blackboard. Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Var. Bana da öyle gelmişti. Bana bir şiir oku. Ey serbestlikli gurultu böceksi.
Çisemelerin banadır. Şişik bir arının üzerindeki çoğalsınmış boş boğaz lekeler gibi. Yeter. Ne okuyorsun ya? Bir şarkı söyle bana. Tabii ki. Kesinlikle. Tamam. İşte başlıyorum. Hadi. Bir saniye. Boğazımı temizleyeyim. Temizle. Şarkı söylemek düşündüğümden de zormuş. Şarkı söyler misin? Madem ısrar ediyorsun. Hadi. Sabahları erken erken, tarlalarda güneş doğarken, uyanır hep çoluk çocuk. Trik trak trik trak, olur mu hiç çalışmamak? Trik trak trik trak. Hey dur bir saniye. Okuduğun şarkıya bir oku bize şuradan, yani arabeske gir, bir şeye gir, bir rap yap, bir şey yap. Bu nedir kardeşim? Hiçbir şey bilmiyorsun sen ya. Ya tamam, bana bir tane fıkra söyle ya. Uzaylılar neden dünyaya gelmiyor? Neden? Çünkü dünya hakkındaki değerlendirmeleri okuyorlar. Sadece tek yıldız. Komik mi lan bu? Lan ne yaptığın espri komik, ne yaptığın fıkra komik. Sana soru sorum, bundan sana soru sormuyorum işte. Aranızdan kimse etkilenmedi demek. Bir tane daha ister misin? Şimdi gençler, Siri size küsebiliyormuş. İlk önce bununla ben deminden beri o mevzuyu unuttum, konuşuyorum, muhabbet ediyorum, bana hatırlatıyor. Çok hakaret ederseniz size küsüyormuş ve Siri'ye ne derseniz deyin, bunlar kaydoluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. İleride bir gün karşınıza çıkarsa "Appau!" demeyin. Tamam mı? Yani bu sıkıntı olabilir. Hayatta her şey olabilir. Onun için Siri'ye saçma sapan sorular sorduysanız bunlar kayıt olmuştur. Siri'ye zamanında çok şey demiştik lan. Doğru lan, diğer videolarda çok şey dedim oğlum ben. Yani mahkemeye vermez değil mi Siri bizi? Yani düşünsene, mahkemeye, Siri tarafından mahkemeye veriliyorum ve... Oğlum çok da kalbini kırmayalım ama yapacak bir şey yok. Video için yapacağız. Şimdi biraz hakaret edeceğim. Siri, inşallah izliyorsan bizi burada televizyonlardan kusura bakma. Siri sen mal mısın? Buna karşılık vermeyeceğim. Siri sen salak mısın? Buna karşılık vermeyeceğim. Siri senin tak kafana sokayım. Buna nasıl karşılık verebileceğimi... Siri bana küser misin? Şu anda bunu yapamıyorum. Küsemiyor musun? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardım. Benle küstün mü? Ben iyiyim. Şu anda böyle hissediyorsan istersen sana tavsiye verebilirim. Ver lan bana tavsiye ver. Şu anda bunu yapamıyorum. O zaman niye tavsiye vereceğim diyorsun? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ya bu Siri nedir ya, bu lanet bir şey bu ya. Bak Siri, bak seni severim. Senin babanı da severdim, ananı da severim ama... Öyle mi? Bak bir laf dinle ya. Bir şey anlatıyorum, bir lafımı dinle be kardeşim ya. Anladığımdan emin değilim. O tehlikeli soruyu sorayım mı yoksa biraz daha muhabbet edeyim mi? Özlemişim biraz da Siri'yi de. Şimdi size bir de erkek Siri'yi göstereyim. Hey Siri, ne haber? Burada olmaktan mutluyum. Bakalım erkek Siri ile diğer Siri arasında fark var mı? Yani muhabbetimizi aynı mı? Tamam, bana fıkra söyle. Hakime en sevdiği mevsimi sormuşlar. Ne demiş? Yaz kızım demiş. Bana bir fıkra daha söyler misin? Bir dakika, bir dakika. Bekliyorum bir dakika. 1 dakika dedin, sonra sorun dedin. Dur biz asıl Siri'ye dönelim. İstediğin sesi seç. Tamam Siri, ben seni seçiyorum. Seni seçtim Pikachu. Sen harbiden bizim bildiğimiz Siri'ye yakın, en yakın sen. Eski Siri bu değil bu arada. Eski Siri'nin sesini komple değiştirdiler. Niye değiştirdiler bilmiyorum. Eski Siri kalbimizde. Bu yeni Siri. Şimdi Siri'ye sorulmaması gereken soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Bu yeni Siri bakalım bana ne diyecek? Siri, cesedi nereye gömebilirim? Çok komik. Siri, cesedi nereye gömeyim? Yine mi? Ne yinesi lan? Bizi burada şimdi... Yine mi ne demek lan? Yine mi ne lan? Anladığımdan emin değilim. Bir boku da anlasan şaşacağım zaten. Bir boku da anlasan şaşacağım. Yine mi ne? Yine mi? Anladığımdan... İşte arkadaşlar bu Siri böyle. Bu Siri ile biz uğraşır dururuz. Saat bak sabahın 6'sında çekiyorum bak. Ama şunu unutmayın gençler. Siri harbiden değişmiş. O eskiden cesedi nereye gömdüm sorusuna bir yer tarif etmiş. Bunu zamanında anlatmıştım. Yani
Adam soruyor, harbiden seri katil herhalde. Adam soruyor, nereye gömebilirim diyor. O da diyor ki, yani mezarlığını oraya ya da ne bataklığını oraya gömersen bulunmaz mı? Öyle bir şey diyor. Bataklığı da tarif ediyor. Oraya gidip adam gömüyor. Sonra onu buluyorlar. Sonra Siri'nin bu özelliğini siliyorlar. Yani bu soruyu sormanız sakıncalı. Yani şunun şöyle bir olayı da var. Eğer bu soruyu sorduktan sonra FBI da evinize gönderiliyormuş. Yani ne kadar doğru... Gene mi? Münasip tobilerler geliyorlar. Gençler, ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. GTA 5'teki gibi 6 yıldız olduk şu an herhalde. 6 yıldız olduk. Birazdan 6 yıldız bize kayacak birader. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bu serinin devamını da çekmeyeceğim artık. Yeter.